Bu Taha Akyol bir yazı yazmış hocam. Hı. Özal öldürüldü mü, öldürülmediğini ifade eden bir yazı yazmış. Bu diyor hatta bu türlü şüpheleri paranoya olarak değerlendirmiş. Toplumda böyle bir paranoya oluştu diyor. Neden öldürmediğini anlatmaya çalışan bir yazı yazmış. Allah Allah. Acemi komplo demiş hatta. Ha? Acemi komplo demiş böyle. Ha, cinayet masası dedektifi oldu demek aynı zamanda. Hem adet uzmanı. Evet. Hem cinayet masası dedektifi. Evet hocam. Yani yeni bir görev daha. Evet. Oturduğu yerden teşhisi koymuş demek ki. Evet hocam. O zaman Taha Akyol'un bu iki mühim özelliğini daha öğrenmiş olduk. Bir, cinayet masası dedektifi olması. İki, adli tıp uzmanı olması. Evet hocam. Evet. Ben bunu aylar önce, yıllar önce söyledim. Özal'ın ölümü karanlık dedim ve cinayet olduğu anlaşılıyor dedim. Evet hocam. Değil mi? Evet. Fethi meyit yapılması gerekir dedim. Evet. Fethi meyit ve gidişat da o yönde. Yani evet. Muhtemelen savcılık fethi meyit isteyecek. İnşallah hocam. Adli tıpa gönderecek parçalar ve olay aydınlanacak. Her yönüyle incelenmesi gerekiyor. Ağzından köpük çıkması hiç normal bir şey değil. Evet. Kalp enfarktüsünde ağızdan köpük çıkmaz. Evet. Yani olayın şekli son derece karanlık ve iddia edilen Ergenekon örgütünün en azgın olduğu dönemdir o. Evet. Ve ayrıca daha önce bir başarısız suikast girişimi var. Evet hocam. Değil mi? Silahlı suikast girişimi var. Bunda başarılı olunamamış. Arkasından kimyasal bir madde verilerek suikastin işlendiği anlaşılıyor. Evet. Onun için Taha Akyol'un ben bu telaşını anlayamadım. O niye bu kadar tedirgin etti bu olay? Bunu da anlayamadım. Evet. Yani araştırılıp soruşturulmasından niye tedirgin? Bunu anlayamadım. Evet hocam. Ne mahsuru var? Değil mi? Evet. Yani onun açısından ne mahsur var? Onu da anlayamadım. İnşallah. Bıraksın, adli mekanizma çalışsın. Bırakmasa da adli mekanizma zaten çalışacak. Bu biraz şaşırtıcı. Evet.